Cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere 24 Haziran'da yapılacak seçime 2 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre seçimde yurt içinde toplam 56.322.632 seçmen 180.065 sandıkta oy kullanacak. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran'da tamamlandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 24 Haziran saat 17'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Türkiye genelinde seçmenler saat 8 ile 17 saatler arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17'ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Seçmenler üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden de görebilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak. Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici ve haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak. Seçmen, Cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa gidecek. Önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek. Bu kapsamda seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına sandık götürülecek. Yatağa bağımlılık kriteri aranan uygulama kapsamında 17.258 seçmen 1303 sandıkta oy kullanacak.